Haritada numaralanmış ülkelerden hangisinde şehirleşme oranı daha düşüktür? Bir numarayla verilen yer Amerika Birleşik Devletleri. Şehirleşme oranı yüksek. İki numarayla verilen yer Rusya gibi alanlar. Burada şehirleşme oranı daha yüksek. Bunun yanında 4 numarayla verilen Arjantin, 5 numarayla verilen Avustralya, Cezayir'e göre şehirleşme oranı daha yüksek olan yerlerdi. Ama 3 numarayla gösterilen Cezayir, şehirleşme oranının en düşük olduğu ülke olarak değerlendirilebilir bu ülkeler arasında. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı olarak değerlendirilebilir. Dünyadaki ilk şehir yerleşmelerinin kurulduğu bölgelerin özellikleri arasında aşağıdakilerin hangisi yer almaz? Bu yerler özellikle insan yaşamı için daha uygun iklim koşullarına yani ılıman iklim koşullarına sahip olan yerlerdi. Tarımsal faaliyetlerin yaygın olduğu, toprağın ve suyun oldukça zengin olduğu, toprağın verimli olduğu alanları oluşturmaktaydı. Yeraltı kaynakları bakımından zengin alanlar olarak nitelendiremeyiz. Ama toprak verimliliği, su kaynakları yönünden zengin, tarım bakımından önemli, iklim koşulları bakımından uygun alanlar olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden burada doğru cevabımızın D şıkkı olduğunu belirtelim. Aşağıda bir şehrin gelişmesinde etkili olan ekonomik faaliyetler verilmiştir. Ticaret, turizm, sanayi, kültür, eğitim, borsa. Bu kavram haritasında X ile gösterilen yere aşağıdaki şehirlerden hangisi getirilmelidir? Özellikle borsa dediğinde arkadaşlar Wall Street gibi yerler akla gelir. New York, borsa kısmında dünyaya yön veren önemli bir şehir, önemli bir merkezdir. O yüzden bu alanlar içerisinde New York'un doğru cevap olduğunu ve yukarıda verilen fonksiyonları barındırdığını söyleyebiliriz. Kudüs dini özelliğiyle ki yukarıda dini özellikten bahsedilmemiş. Bunun yanında Düsseldorf daha çok sanayi ile ön plana çıkmış. Bunun yanında Los Angeles daha çok turizm falan bunlar ön plana çıkmış. Ki dediğimiz gibi özellik olarak borsanın da orada olması bizim doğru cevabımızın B şıkkı olmasına etkili oldu. Aşağıda verilen şehirlerden hangisinin orta çağdaki etki alanı daha geniştir? Ki orta çağda etki alanı daha geniş olan şehrin Roma olduğunu burada söyleyebiliriz. Tabi imparatorluğunu herkes biliyordur orta çağda ve ne kadar geniş bir alana yayıldığını biliyordur. O yüzden burada biraz daha bilgi sorusu olarak doğru cevabın E şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Günümüzde özellikle New York, Tokyo, Pekin gibi alanlar tabi daha ön plana çıkmış alanlar ama orta çağ dediği için biz burada doğru cevap olarak Roma'yı aldık. Doğu'nun başkenti anlamına gelen şehir 17. ve 18. yüzyılda hızla gelişmiştir. Özellikle sanayi ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak yoğun nüfuslanmıştır. Şehrin gelişimi 2. Dünya Savaşı'nda ABD'nin bombardımanına bağlı olarak yavaşlamış hatta gerilemiştir. 1980'lerden sonra küresel ekonomi ve teknolojiye ev sahipliği yapan şehir, günümüzde en önemli teknoloji, finans, moda ve bilgi merkezlerinden birisidir. Bu özelliğe sahip olan şehir hangisidir diye sormuş. Bilgi sorusu arkadaşlar, Doğu'nun başkenti anlamına gelen, özellikle teknolojik anlamda gelişmenin ileri düzeyde olduğu, İkinci Dünya Savaşı'nda bombardıman kısmında karşımıza çıkan ki doğru cevabımız arkadaşlar Tokyo olarak değerlendirilebilir ki burada dediğimiz gibi bilgi sorusu yani bu tür sorularda çok fazla yorum yapamıyoruz. Direkt o bilgilere sahip olmamız gerekiyor. D şıkkı doğru cevabımız oldu. Yukarıda verilen kıtalardan hangilerinde şehirleşme oranı daha yüksektir? Buradaki sorumuzda Okyanusya, Avustralya tabii ki ilk başta alacağımız yer olacaktır. Çünkü daha gelişmiş diğerlerine kıyasla. O yüzden 4'ü aldık. 3 şıkkımızı eledik. Bunun yanında bu kalan 3 yer arasında Güney Amerika'nın diğerlerine göre biraz daha fazla olduğunu söylemek mümkündür. O yüzden de doğru cevabımız 3 ve 4 oldu. E şıkkı olarak dikkate aldık. Kudüs, Roma, Mekke, Lhasa. Bu şehirlerin gelişmesine katkı sağlayan en önemli fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir? Bu alanlar arkadaşlar dini merkezler olarak karşımıza çıkmaktadır. Ki dini merkezler arasında özellikle Kudüs'ün bütün dinler içinde önemli bir yeri olduğunu biliyoruz. O yüzden doğru cevabımızın B şıkkı olduğunu söylemek mümkündür. Aşağıdaki tabloda dünyadaki bazı şehirler ve bu şehirlerin gelişmesine etkili olan temel fonksiyonlar eşleştirilmiştir. Tabloda verilen şehirlerden hangisinin fonksiyonu yanlış eşleştirilmiştir? New York, borsa ve ticaret anlamında, sanayi anlamında öne çıkan bir şehrimizdi.
Hamburg ki Almanya'da önemli bir liman kenti olarak karşımıza çıkmakta. Barcelona idari fonksiyonu kısmında değerlendirilen bir yer değildir. Kırcaali tarım. Bunun yanında Pittsburgh maden şehri olarak değerlendirilmektedir. Ama Barcelona için daha çok turizm fonksiyonuyla öne çıktığını yine belirtebiliriz. Tabii bazı şehirler birden fazla fonksiyonuyla da öne çıkabiliyordu. Biz burada bir tanesini söyledik ama idari fonksiyonun olmadığını söyleyebiliriz. Orada bu açık bir şekilde belli arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Princeton, Oxford, Cambridge, Salamanca. Yukarıda verilen kentlerin büyüyüp gelişmesinde etkili olan temel fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir? Ki bu alanlar arkadaşlar dünyada oldukça tanınmış olan eğitim kentleri olarak bilinmektedir. O yüzden doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu söyleyelim. İpek yolu Çin'den başlayarak Avrupa'ya kadar uzanan ticaret yoludur. Bu ticaret yolu üzerinde Semerkant, Bağdat, Moskova, Lagos şehirlerinden hangileri yer alır? Bir bilgi sorusu arkadaşlar. Direkt bunları bilmemiz gerekiyor harita bilgisi olarak. Semerkant ve Bağdat'ın İpek yolu üzerinde yer alan kentler olduğunu söyleyebiliriz. Daha kuzeyde yer alan Moskova ve Afrika'da Nijerya'da yer alan Lagos'un bununla bağlantısı olmadığını söylemek mümkündür. O yüzden doğru cevabımızın 1 ve 2 yani A şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Haritada verilen kentlerden hangilerinin büyüyüp gelişmesinde turizm faaliyeti etkili olmuştur? Los Angeles'ın gelişmesinde turizm faaliyeti, Sydney'in gelişmesinde turizm faaliyetleri, Kerkük, yeraltı kaynakları, petrol gibi özellikler, Brüksel yine baktığımızda askeri özelliği gibi durumları dikkate alıyoruz. Burada Los Angeles ve Sydney'in doğru cevap olduğunu yani C şıkkının doğru cevap olarak dikkate alındığını söyleyebiliriz. Yine bir bilgi sorusuyla karşınızdayız. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet'ten sonra gelişen Türk İslam şehirlerinden biri değildir? Buhara, Semerkant, Tebriz, Konya gibi şehirlerin İslamiyet'ten sonra gelişen Türk İslam şehirlerinden olduğunu ama Avrupa'da yer alan Berlin'in, Almanya'da bulunan Berlin'in bu özelliğe sahip olmadığını ki biliyorsunuz ki Hristiyan şehirlerinden birisi olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden doğru cevabımızın B şıkkı olduğunu dikkate alalım.